YouTube'da EKTV'ye hoş geldiniz. Ben gazeteci Emre Kulcanay, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Doktor Fatih Karahan 2024 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %36 olarak açıkladı. Merkez Bankası da bu şekilde açıklamıştı. Aynı beklentiyi devam ettirdiler. Bu açıklamada önemli işaretler var. Bunları Profesör Doktor Sayın Osman Altuğ'a sormak istiyorum. Kendisi yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz Hoş yayınımıza. bulduk, teşekkür ederim. Sayın Osman Altuğ, bu açıklamada enflasyonun ana eğilimi zayıflayacak şeklinde bir ifade var. Siz buna katılır mısınız? Enflasyonun beli kırılacak mı? Enflasyon üretimle tüketim arasındaki olumsuz farktır. Ürettiğinizden daha fazla harcıyorsanız bu enflasyondur. Aslında enflasyon bir zarardır ama kulağa hoş gelmez zarar kelimesi. Onun için enflasyon tabirini kullanıyoruz. Zarar Evet. ile enflasyon arasındaki fark ise zarar kayıtlarda gözükür. Enflasyon ise tahmin. Kayıt dışı bir ekonomide tahminlere dayalı, anketlere dayalı bir takım enflasyon oranları tespit edilir. Bunların adı zarar oranlarıdır aslında ama kayıtlı değildir. Ve hesapta verir ki enflasyon sepet. Haydi her şeyde bir sepet var. Bir de enflasyona sepet takalım. Tak sepeti koluna git yoluna falan gibi. Sepetin içerisine yüzlerce malı koyarlar veya hizmeti koyarlar. Derler ki bu sene, bu ay, bu sepetteki malların fiyatları ama sadece fiyatları şu kadar artmış. Ortalama artış oranı da bu. Al başına işin. Matematikte bir kural vardır. Bir malın bedeli neye eşittir? Ticarette de öyledir. Fiyat çarpı miktar. Bu bizim enflasyon hesabı. Herhalde bizim Türkiye hiçbir şey icat etmediği için böyle enflasyon oranlarını falan bulmakta usta, yani yalan söylemekte usta. Derler ki kardeşim enflasyon bu sepetten bu kadar çıktı. Güvcü çıkacak, kuş çıkacak gibi. Gerçeği yansıtır mı? Yansıtmaz. Matematikte miktar çarpı fiyattır. Sizin de denkleminizde miktar yok. Yani enflasyon sepetine hıyar atarsın mesela ama Türkiye'de kaç ton, kaç milyon ton hıyar üretilmiş, kaç milyon ton hıyar tüketilmiş belli değil. Miktar yok. Merkez Bankası'nın hesabı çarşıya uyar mı? Şimdi bu karma, tam arabesk bir şey. Olay. Bir işte çok hesap varsa çok yalan var demektir. Ya çok hesap var. Allah Allah. Ne çok hesap? Merkez Bankası'nın görevi neymiş? Fiyat istikrarını sağlamak. Fiyat istikrarını nasıl sağlayacak? Parasalcı önlemlerle. Yani para basmayı artıracak ya da basılmış paraları piyasadan toplayarak ve Merkez Bankası Başkanı'nın basın toplantısında dikkat ederseniz hemen hemen her paragrafta parasal sıkılaştırma veya parasal sıkılık kavramı var. Ne demek ya billahi bu parasal sıkılık? Yani enflasyonu parayla oynayarak düşürme. Ona da dezenflasyon falan demiş yani. Almış başını gitmiş. Bizde zaten enflasyon erozyonu var. Yani enflasyon para erozyonu var. O da enflasyonu getiriyor. Demek ki para politikalarıyla enflasyonu önlemek. Peki para politikalarını destekleyici iktisadi ve mali politikalar olmazsa bu iş sadece parasal bir tedbirlerle hallolabilir mi? Olamaz. Şimdi neye benziyor Merkez Bankası? Trafik polisine benziyor. Trafik polisi ne yapar? Araçların gitmesini, gelmesini ve sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde yürümesini sağlamaktır. Her ne kadar şimdi sinyalizasyon falan sistemleri varsa da ama prensip olarak da sinyalizasyon sistemleri de bir trafik polisi durumundadır. Siz şimdi trafiği yönetiyorsunuz. Merkez Bankası'nın para trafiği. Abi bu araçların yürümesi için ne lazım? Bir kere araç lazım. İki, şoför lazım. Üç, bu araçların yürümesi için benzin lazım. Bunları kim şey yapacak? O araç sahipleri sağlayacak. Merkez Bankası para politikalarında parasal sıklığa girmiş, ona girmiş, buna girmiş. Onların olayı başka, bu olay başka. Ekonominin o nedenle iki yanı vardır. Bir, üretim yanı. Bir de parasal yanı. Üretim yanıyla uğraşmak zordur. Parasal yanıyla uğraşmak kolaydır. Niye? Şimdi üretim zaten paranın değerini belirleyen o ülkenin üretim gücüdür. Şimdi ama bizim ülkemizde sanılır ki paranın değerini Merkez Bankası belirliyor veya Sayın Cumhurbaşkanı belirliyor veya Maliye Bakanı belirliyor falan. Yahu kardeşim ne alakası var? Paranın değerini o ülkenin üretim gücü belirler. O zaman ne yapacaksın? Üretimi arttıracaksın. Tabii üretimi arttırdığında din mal ve hizmetleri de satabilmen lazım. Demek ki üretim arttı. Üretimi arttırmak için madem ki serbest pazar ekonomisiyle kalkınma modelini tercih etmiş. Üretimi arttırmak için ne yapacaksınız? Mesela şöyle bir senaryo yapalım. Bir ülkede 100 tane yumurta üretiliyor. Buna karşılık 100 tane lira basılıyor. Yumurtanın fiyatı kaç para olur? Hani biraz önce bahsettiğim miktar meselesi. Para tutarı, toplam para tutarı, böyle toplam üretim miktarı. 1 lira olur. Peki yumurtayı kim üretir? Olmazsa olmaz. Tavuk. Başka horoz. Yani bunu ekonomideki olaylara adapte edersek şunu söyleyebiliriz. Tavuklar
borozlara iyi bakman lazım. Borozlara, yani yatırımcıların moralini düzgün tutman lazım. Yumurta üretimi 100'den 50'ye düşerse ne olur? Bir yumurtanın fiyatı 2 lira olur. Yumurta üretimi 100'den 200'e çıkarsa bir yumurtanın fiyatı kaç liraya düşer? 50 kuruşa düşer. Şimdi kim belirliyor? Para mı belirliyor yoksa tavukla horoz mu belirliyor? Yumurta miktarı ne? Sen ona bak yani, esas belirleyen oran o. Cebinizdeki para sizin Türkiye Cumhuriyeti'ne vermiş olduğunuz, faizsiz olarak verdiğiniz bir borçtur. Kim borçlu? Hazine borçlu. Kim alacaktı? Sen alacaktın. Sen faizsiz borç verirsin devlete, sonra faizle borç alırsın. Niye? Devlet o paraları toplamak ister. Bastı ya, günah çıkartma hadisesi. Bastığı parayı geriye çekmiş. Bastığı parayı geriye çektikçe onun da ekonomik sonuçları olur. E o zaman paranın işte sıkılaştırılması hikayesi, Merkez Bankası'nın bastığı parayı çeşitli yöntemlerle, bu da faiz artıştır, geriye çekmesidir. Bu para politikaları ile iktisadi ve mali politikaların uyumlu olması lazım. Sen bir taraftan parayı sıkılaştırıyorsun, öbür taraftan devlet Allah boyuna dağıtıyor işte. Şimdi gene işte seçimlerle ilgili gene bir yeni şeyler var. Merkez Bankası da şikayet ediyor. Diyor ki bu ücret artışları diyor, bir enflasyonu diyor şey yapıyor, tetikliyor diyor. Peki kardeşim ücret artışını kim yapıyor? Hükümet yapıyor. Her şeyden önce paranın bir miktar teorisi var. Paranın miktar teorisine göre ne kadar çok para basarsan o kadar enflasyon olur. Buna da işte karşılıksız para basma derler. Enflasyonun düşmesi veya yükselmesi üretime bağlı. Bunların kendi nutuklarına bağlı değil. Hiç kimse kendisini tatlıcalı olarak görmesin. Tamam. Üretim arttırmıyorsan abi, yani tavuklara, horozlara iyi bakmıyorsan, üretim artmıyorsa, tamam, ve bir ülke ürettiğinden daha fazla tüketiyorsa o ülke enflasyona mahkum olur. Enflasyon ne olacak? Yani enflasyon demiyorum ben zaten, zarar ne olacak? Yani bu ülke zarar ne olacak? Tamam, Merkez Bankası Başkanı diyor ki baba diyor, biz politika faizini diyor bu şekilde devam edeceğiz diyor 2024'te de diyor. Yani bunu diyor yapmayacağız. Mevcut seviyesi aşağıya düşmesi pek mümkün gözükmüyor. Yani sıkılaştırıcı para politikalarıyla. Bunun anlamı da 2024 yılında Merkez Bankası Başkanı'nın öngördüğü şey, enflasyon %45'in üstünde olacak demektir. Yok öyle olacak da %36 yapacağız da bilmem ne yapacağız da, yok Ocak ayı başka özelliği almış da öbürü başkaymış da, bir önceki yıldaki raporda işte söyledikleriyle kimi ocak tutuyormuş da filan. Peki şimdi ocak. Şimdi ocağa geçtik. Şimdi Şubat ayı var, bir de Mart ayı var. Şimdi ne yapacak hükümet? Açmış kesen ağzını zaten, gidiyor. Merkez Bankası efendim ben hazinenin şeylerini, borçlarını üstlendim diyor. Lan kimin borcunu kim üstleniyor? İşe bak şimdi. Kur koruma mevduatından mütevelli devlet borçlarını Merkez Bankası üstleniyor. Peki Merkez Bankası ne yapacak bunu? Birisinden alması lazım. Değil mi? Devlet demek ki borcunu ödemiyor. Yani devlet borcunu ödemiyor. Zaten Türkiye'nin sorunu burada. Türkiye Cumhuriyeti'nin borç ödeme sorunu yoktur. Çünkü ödemez. Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecektir diyor. İki tane koşul öne sürüyor. Birincisi, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş göstermesi. İkincisi de enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınlaşması. Anlaşılan şu, 45 seviyesindeki para politikası faiz oranı değişmeyecek. Belki de seçime doğru, işte seçimden önce faiz indirimi. Hatta piyasada Haziran ve Temmuz'dan itibaren faiz indirimi beklentisi de var. Böyle bir dedikodular da geliyor kulağımıza. Siz ne dersiniz? Faiz indirimi yapar mı Merkez Bankası? Bak, para somut. Merkez Bankası ne kadar para bastığını biliyor değil mi? Kesin biliyor. Ha? Paraların üstünde numara var, bilmem ne var değil mi? Peki tabii. Bu enflasyon ne? Eksiyonu. Ya Merkez Bankası fal diyor mu yani? Fal açıyor diyor ya abi diyor, bu diyor, merak etmeyin şu tarihte şu kadar olur diyor. Fal açmakla bu iş olur mu? Bir de şey var yani, yeni bizde de gelişmeler var hani, astrolog mastrolog falan değil mi? O zaman
Yani mesela şeyi ekonomi bakanlığı astrologlardan yapman lazım. Enflasyonlarını onlar daha iyi söyler. Hiç olmazsa belki yıldızlar böyle söylüyorlar. Yani yalanı yıldızlara atar. Ekonominin kanunları acımasızdır. Gerçekliğin kanununa benzer. Sen paranın miktar teorisini tanımıyorum dersen o bir kanundur. Ekonominin kanunudur. Gerçekliğin kanununa muhalefet edip nasıl kendini üçüncü kattan atarsan ölmem diye. Ölürsün. Paranın miktar teorisine aykırı hareket edersen işte onun da cezası enflasyondur. Yıl sonunda dolar beklentiniz nedir? Dolar kaç lirayı görür? Rekor kırar mı? Biz pratik olarak şunu hesaplarız. Beklenen enflasyon %50 ise bugün dolar 30 liraysa yıl sonunda da 45 lira olur. Yani bu kadar net. Yani yıl sonu itibariyle 50 lirayla kapatırsak başarılı sayabiliriz kendimizi. Bak, evet. 50 lirada kalırsa başarılıyız. Böyle başarılı. Mi anlayalım? Evet. Son olarak şunu sormak istiyorum efendim. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sayın Cevdet Akçay'ın sözleri de tartışılıyor bu toplantıdan sonra. Şöyle demişti Cevdet Akçay, fonlama maliyeti ile mevduat faizi bağlantısı kopmuş. Faiz kur bağlantısı kopmuş. 7 aydır bu kopan bağlantıları ihdas ediyoruz. Ne diyeceksiniz? Nasıl ihdas ediyoruz? Nasıl? Yani bunun dediği şu. Kardeşim, ben bankalarda para toplanıyor. Topladığı parayı ne yapıyor? Kredi olarak veriyor. Toplanan paranın maliyeti kaç para? Fonlama maliyeti dediği de tasarruf mevduatına verdiği faiz ne kadar? Yani bankalar daha pahalı bedeller ödeyerek yani para satın alıyorlar. Daha ucuza satıyor. Yani sen ucuza para toplayıp pahalıya kredi vermen gerekirken pahalıya para toplayıp ucuza kredi veriyorsun manasına geliyor. Ama o bakımdan nasıl yapacak bak şimdi? Fonlama maliyetini belirleyen en önemli unsur bu bankalara Merkez Bankası'nın verdiği şey borç para. Politika faizi yani. Peki sen bankalara %50 ile borç vereceksin. Banka ne yapacak abi bunu? Ne yapacak bunu? %50'ye satsa içeride lira koyması lazım ya. Şimdi mecburen Merkez Bankası otomatik olarak %50 ile bankalara borç verirken tabii bankada mevduat hesabı açıp bankaya borç verecek olan adam da diyor ki baba diyor senin Merkez Bankası'ndan diyor %50 ile alıyorsun diyor. Ben diyor sana %50 ile vermem diyor. Bunun içinde gel diyor pamuk eller cebe diyor. Şimdi bu ama ne güzel cümle değil mi? Harika bir cümle konmuş. O zaman nasıl yapacaksın baba yani? Sen onun bunun manasını bana bunu oku derseniz nasıl okurum? Demek ki sen abi %45'te kalmayacaksın. Politika faizini %45'ten yukarıya doğru uçuracaksın. Bunun manası bu. Sen onu uçurdukça öbür tarafta tabii üretim artacak mı ya? Faizden daha tatlı kazanç var mı? O zaman nasıl olacak bu iş yani? Bunu iktisadi ve mali tedbirlerle nasıl destekleyeceksin? Hükümetle arandaki uyumu nasıl sağlayacaksın? Yani Merkez Bankası hazineye verdiği borçları nasıl tahsil edecek? Efendim işte kur koruma maliyetini, kur korumalı mevduat maliyetlerini biz Merkez Bankası'na devrettik. Ne kolay değil mi ya? Böyle bir şey var mı? Devlet zararını Merkez Bankası'na devrediyor. Peki Merkez Bankası kim? Bir cebinden bir cebine. O da senin, o da senin. Yani. Zarar etme kardeşim yani. Zarar etme, zararı nereye gömeceğini de şey yapma. Zarara mezar arıyorsun. Yaptığımı zarara mezar arama. Mezar da bulmuş. Merkez Bankası mezarlık değildir abi. Merkez Bankası mezarlık değildir. Mezara neyi gömersin abi? Ölüyü gömersin. Değil mi? Başka bir şey gömer misin? Bir de ölürken işte eskilerde şey, para pul falan filan da gömüyorlar. Çok eskiler. Biz de ne yapıyoruz ya? Dünyada en önemli şey gerçektir. Gerçekten daha önemli bir şey yoktur. Şimdi ehliyet ve liyakat konuşuyoruz. Öyle olmalı. Eyvallah da. Senin modelin yok. Zaten kayıtlı ekonomiyle değil, kayıt dışı ekonomiyle işini sürdürmeye çalışıyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle kalkınmış hiçbir ülke yok. Ne diyorsun kardeşim? Biz politika faizlerini arttırmaya devam edeceğiz. Politika faizleri arttıkça da dolar bundan daha fazla artacak. Politika faizleri arttıkça borsada bundan daha fazla artacak. Hikaye bu. Çok teşekkürler efendim. Bu değerli yorumlarınızı bizlerle EK TV izleyicileriyle paylaştığınız için Profesör Doktor Sayın Osman Altuğ. Ben teşekkür ederim. Efendim sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.